İngiltere'de şaşırtan deney. 53 yaşındaki bir kadının cilt hücreleri 30 yıl gençleştirildi. Bilim dünyasındaki gelişmeler bir zamanlar imkansız kabul edilen operasyonlar artık olası kılmaya ve çığır açmaya devam ediyor. İngiltere'de gerçekleştirilen ve olumlu sonuçlar alınan bir çalışmada cilt hücreleri 30 yıl gençleştirildi ve biyolojik saat geri alınmış oldu. Tıp dünyası bunun heyecan verici bir gelişme olduğunu açıkladı. İngiltere'deki Babraham Enstitüsü'nden bilim insanları geliştirdikleri yeni bir teknikle 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirerek 23 yaşındaki bir kadının hücreleriyle eşit hale getirdi. Enstitü basın açıklamasında bilimsel çalışma sonucunun henüz çok erken bir aşamada olmasına rağmen onarıcı tıpta bir devrim yaratabileceğini vurguladı. Bu çalışma tıp dünyasında çığır açabilir. İngiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Babraham Enstitüsü'nden Profesör Wolf Reich liderliğindeki bilim insanları geliştirdikleri teknikle hücresel bazda biyolojik saati 30 yıl geriye götürdü. Enstitüden yapılan açıklamada, Babraham Enstitüsü'ndeki araştırma, insan cilt hücrelerini 30 yıl zaman atlamalı ve özel işlevlerini kaybetmeden hücreler için yaşlanma saatini geri döndüren bir yöntem geliştirdi denildi. Bilimsel çalışma sonucunda biyolojik yaşın moleküler ölçümlerini gençleştirmenin yanı sıra yaşlı hücrelerin işlevini kısmen geri kazanmayı başardığı ifade edildi. Profesör Reykin ekibi 53 yaşındaki cilt hücrelerinde daha önce Dolly adlı klonlanan koyunda kullanılan teknik olan IPS tekniğini ilerleterek kullandı. Çalışmada elde edilen hücrelerin 23 yaşındaki birinden gelmiş gibi görünen ve öyle davranan cilt hücrelerine dönüştüğü tespit edildi. Enstitüden yapılan açıklamada kısmen gençleşen hücreler bir cilt yarasını taklit eden deneylerde daha çok genç hücreler gibi davrandığına dair işaretler gösterdi ifadeleri yer alırken bilimsel çalışmanın onarıcı tıpta bir devrim yaratabileceği vurgulandı. Kök hücreler üzerinde yapılan bu araştırmanın üstüne inşa edilen yeni metot klinik çalışmaya taşınacak.